Merhaba sevgili çocuklar, ben birinci sınıf öğretmeni Hamide Gök. Dersimiz matematik, konumuz sıvıları ölçme. Resimde ne görüyoruz? İşte Ayşe'nin annesi kek yapıyor. Ayşe'nin annesi kek yaparken acaba hangi sıvı maddeleri kullandı? Mutlaka sizler de anneniz kek yaparken yanında durmuşsunuzdur değil mi? Mesela katı maddeler de kullanmıştır. Sıvı maddeler de kullanmıştır. Peki hangi sıvı maddeleri kullandı acaba? Süt koymuştur değil mi? Sıvı yağ da koymuştur. Limon suyu da koymuştur. Peki sizce bunları ne ile ölçtü? Eğer bir ölçü kabı yoksa, hani üzerinde dereceleri olan bir kap yoksa ne kullanmış olabilir? Herkesin evinde işte çay kaşığı, fincan, su bardağı vardır değil mi? Genelde anneler onlarla keke maddeleri koyarlar. Mesela sütü neyle koymuş olabilir? Fincanla. Mesela 3 ölçü fincan süt koysun. Fincanla sütü koyabilir. Peki su bardağıyla ne koyabilir? Sıvı yağı koyabilir. Ama limon suyunu sıvı bardağı, yani su bardağıyla koymaz değil mi? Daha az limon suyu kullanacağımız için küçük tatlı kaşığı ile limon suyunu kullanabilir. Çay kaşığını kullanabilir limon suyunu koymak için. Peki toz şeker aslında katı ama akışkan bir katı. Çocuklar, annelerimiz toz şekeri de akışkan olduğu için, çünkü sıvı maddeleri akışkan madde olduğu için toz şekeri de su bardağı ile kekimize koyabilir. O halde acaba nelere biz sıvı maddeler diyoruz? Süt, ayran, su, zeytinyağı, benzin, limonata, şurup gibi maddelere sıvı maddeler denir. Sıvıların belli bir şekli yoktur. Hangi kaba konursa o şekli alır. Örneğin suyu su kabına koyduğumuz zaman bunun şeklini alır. Çayımızı çay bardağına koyduğumuz zaman çay bardağının şeklini alır. Sıvılar akışkandır çocuklar. Sıvı maddelerin ölçümünde ne kullanabiliriz? Bardak kullanırız. Kaşık kullanırız. Fincan kullanırız. Sürahi kullanırız. Damacana kullanırız. Bunların hepsi standart olmayan ölçü birimleridir. Bakıyoruz burada, işte iki tane bardak görüyorsunuz. Bardağın birisi dolu, birisi boş. Bardakla ölçüm yapılabilir. Yine buraya bakıyoruz. 3 tane sürahi. Bakıyoruz, birinci sürahimizin içinde hiçbir sıvı maddesi yok. O halde buna boş deriz. İkinci sürahimize bakıyoruz. Yarısı dolu. O halde buna yarım sürahi dolu deriz. Buna bakıyoruz. Sürahimiz tamamen dolu. Yani üçüncü sürahi tam doludur. Tibet'in annesi marketten aşağıdaki yiyecekleri ve içeceği aldı. Aldıklarının hangisini bardakla ölçebiliriz? Domatesleri bardakla ölçemeyiz değil mi sevgili çocuklar? Karpuzu bardakla ölçemeyiz. O halde bardakla neyi ölçebiliriz? Sütümüzü bardakla ölçebiliriz. Çünkü sıvı, süt sıvı bir maddedir. Evet, hangisi daha çok sıvı alır? Bir tarafta kaşık, bir tarafta kase var. Bakalım kase kaşıktan daha çok sıvı alır değil mi? Kaşık kaseden daha az sıvı alır. Kaplardan hangisi daha çok sıvı alır? Hemen ebatlarına bakıyoruz. Çay bardağı, fincan, su bardağı. Bakıyoruz, çay bardağı su bardağından biraz daha küçük ama fincandan biraz daha büyük. Ama burada en çok sıvıyı hangi kap alır diyor? Tabii ki de bardağımız sıvıyı daha çok alır. Kaplardan hangisi daha az sıvı alır? Bakıyoruz burada bir damacana. Hepimiz bunu evlerimize almışızdır. Büyük su şişesi, küçük su şişesi. Peki en az hangisi alıyor? Çok sıvı alandan az sıvı alana doğru sıralayalım. O zaman birincisi
Hangisi çok alıyor? Damacana. Çok tam aza doğru sıralayacağız. Damacana. Sonra büyük su şişesi. Evet. Sonra küçük su şişesi. Küçük su şişesi. Çok sıvı alandan az sıvı alana doğru sıraladık. Kaplardan hangisi daha çok sıvı alır? Buraya bir bakıyoruz. Burada bir cezve var. Kahve yapılır. Burada bir sürahi. Burada bir tencere. Hangisi daha çok sıvı alır sevgili çocuklar? Zaten de gördüğünüz gibi tencere daha çok sıvı alır. Peki hangisi daha az sıvı alır? Cezvemiz hem sürahiden hem tencereden daha az sıvı alabilir. O halde buraya ne yazıyoruz? Cezve yazıyoruz. Evet, cezve. Bunun adı cezve çocuklar. Kovadaki suyu hangi nesne ile daha kısa sürede boşaltabiliriz? Eğlenceli bir soru. Düşünün, bir kova suyunuz var. Bunu hemen boşaltmak istiyorsunuz. Düşünün, şuradaki küçük bir bardak var. Bununla boşaltmaya kalksanız kaç defa içine daldırmanız gerek, değil mi? Burada bir fincan var. Fincanla da çok fazla su taşımanız gerekiyor. Ama buradaki kap ile, çünkü daha büyük, daha fazla su alacak. Bununla kısa sürede kovayı boşaltabiliriz. O halde sürahimizin altına tikimizi atıyoruz. Bir sürahi portakal suyu 3 bardak doldurmaktadır. Peki 3 sürahi portakal suyu kaç bardağı doldurur? Güzel bir soru, değil mi? Şimdi neye dikkat edeceğiz? Bu sürahinin içinden 3 tane bardak doluyor. İşimizi kolaylaştırmak için sembollerle yapabiliriz. Bir sürahi kaç bardak alıyordu? 3 bardak. Hemen bizden sorulan ne? 3 sürahi. Bu birinci sürahimiz. Bu ikinci sürahimiz. Bu da üçüncü sürahimiz. Peki bir sürahi kaç bardaktı? 3. O halde öbür sürahide 3 bardak, diğer sürahide 3 bardak. Ritmik saymalar yapabiliriz, değil mi çocuklar? 3, 3 daha 6, 3 daha 9. O halde sorumuzun yanıtı ne olabilir? 3 sürahi portakal suyu 9 tane bardak bardağımızı doldurur. 9 bardak diyelim buraya. Bardak doldurur. Yandaki kova 10 sürahi su ile dolmaktadır. 10 sürahi. Şuraya hemen yazalım. Hep işimizi kolaylaştıralım sevgili çocuklar. Kovaya 4 sürahi su koydunuz. Kovanın dolması için daha kaç sürahi su koymalısınız? İçi 10 sürahi su ile doluyor ama 4'ü konulmuş. Peki geri kalanlar, konulması gereken suyumuz. O halde ne yapacağız? 10'dan 4'ü çıkaralım. Geriye kaç kalır? 6 kalır. Evet. 6 sürahi daha su koymamız gerekiyor. 6 sürahi su koymamız gerekiyor çocuklar. Evet. Yine bir sorumuz. Boşluklara uygun olan şişelerin kapaklarının renklerini yazalım. Hemen bakıyoruz. Kırmızı kapaklı, sarı, mavi, yeşil, mor kapaklı sularımız burada duruyor. Nokta nokta renk kapaklı şişe boştur. Hemen bakıyoruz. Boş olan şişemiz kırmızı kapaklı. Kırmızı renk kapaklı şişe boştur. Nokta nokta renk kapaklı şişe yarım doludur. Bakıyorum. Hangisi yarım? Bu biraz bayağı az. Bu biraz çok. Tam yarısı. Evet. Sarı renk kapaklı şişe yarım doludur. Renk kapaklı şişe sarı renkli şişeden daha az doludur. Sarıdan az olacak. Bunlar sarıdan çok. Evet, o halde
Cevabımız hangisi? Yeşil. Yeşil renk kapaklı şişe, sarı renkli şişeden daha az doludur. Bunları da şöyle büyük harfle yapalım. Değil mi çocuklar? Bunları önemsemek lazım. Evet. Nokta nokta renk kapaklı şişe, sarı renkli şişeden daha çok dolu. Sarıdan dolu olacak. Daha fazla dolu olacak. O zaman daha çok dolu hangisi? Ha ama devamı var. Sorunun devamını da okumamız gerekiyor. Nokta nokta renk kapaklı şişe, sarı renkli şişeden daha çok dolu ve mavi renk kapaklı şişeden daha az dolu. O halde bakalım hangisi sarıdan az olacak? Sarıdan az olacak çocuklar. Mavi renkli kapaklı şişeden sarı renkli şişeden daha çok olacak. Mavi renk kapaklı şişeden daha az dolu olacak. Maviden az ama sarıdan çok olacak. Hangisi? Mor. Değil mi çocuklar? Tekrardan bu soruya dikkat edelim. Mor renk kapaklı şişe sarı renkli şişeden daha çok, sarıdan daha çok ama mavi renk kapaklı şişeden daha az doludur. Doğru cevabımız mor renk. Alttaki soruya bakıyoruz. Renk kapaklı şişenin çeyreği doludur. Çeyreğin ne olduğunu az çok biliyoruz. Çeyrek çocuklar dörtte bir kadar dolum olacak. Zaten bu boş. Bu yarısı yarıdan daha çok. O halde çeyrek olan yeşil renkli kapaklı şişemiz çeyrek doludur. Sevgili çocuklar konu çalışma sorularımız bitmiştir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.